Türkiye tarihi deprem felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ili yıktı geçti. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yıkıma yol açtı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkazlar kaldırılıyor. Ağır hasarlı binalarınsa yıkımına başlandı. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları 7000'den fazla personelle devam ediyor. Şu ana kadar 481.685 bina incelendi. Acil yıkılması gereken 61.722 bina belirlendi. Orta hasarlı bina sayısı ise 19.917 olarak tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 4700'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Bu, bölgede her 4 dakikada bir artçı yaşanıyor anlamına geliyor. Artçıların büyük bir bölümü ise hissedilebilir düzeyde. Afat, deprem felaketinin 12. gününde toplam can kaybının 38.044'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 108.068 olarak açıklandı. Depremden etkilenen illerden 216.347 afetse'de başka illere tahliye edildi. Afet Psikososyal Destek Grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 382.565, deprem bölgesi dışında 115.660 olmak üzere 498.225 kişiye psikososyal destek veriliyor. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni konutlar için projelendirme ve zemin etüt çalışmaları başladı. 10 il ve birçok ilçe yeniden inşa edilecek, yerleşim yerleri fay hatlarından uzak bölgelere taşınacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibariyle yüz yüze eğitiminde olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini belirten Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini açıkladı.